Kalsiyum kaçağına sebep oluyor asit. Kalsiyum deliniyor. Küpler deliniyor, kalsiyumu emiyor çünkü. Kalsiyum kaçağı da damarlar delinir hale, yani çentik hale gelir. Yani delik boru gibi, su borusu gibi olur. Kalsiyum asit nedeniyle. Kalsiyum emdiği bunların için. Hepsine sebep olan peynirdeki asitin sebebi mi hocam? Evet. İki, kemiklerdeki kalsiyum yavaş yavaş azalır. Kemikler cam kemik olur, kırılgan hale gelir. Kalsiyum, asit kalsiyumu kemikten alır. Böylece kemikler zayıflar. Kanın içerisindeki kalsiyum alır, hücre içerisindeki kalsiyum emer. Bu nedenle peynir dünyanın en tehlikeli besinlerinden biridir. Evet. Çin 1,5 milyar, Hindistan 1 milyar, Bangladeş, Pakistan ikisi birlikte 0,5 milyar etti, 3 milyar. Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde peynir yenmez. 4,5-5 milyar insan peynir yemiyor. Evet. Neden yemiyor? O zaman biz burada annelerimizi uyaralım hocam. Çünkü annelerimiz çocuklara, ufak çocuklara, yeni doğmuş çocuklara, hatta yemek, gıda, farklı gıdalar, anne sütünden artı besinlerde, yumuşak besinlerde peyniri oldukça bebeklerde kullanırlar. Ve çocuğun gelişimi süresince de işte kalsiyum için ve kemiklerin için güçlü çocuğun olduğunu düşündükleri için. Gelişimini engeller. Kısa boylu cüce kalır kalsiyum, peynir ağırlıklı beslenirse. Hem evet, zihinsel hem fiziksel gerilimine sebep olur peynir. Çocukların gibi yetişkinlerin. Evet, yani arıza. Ben mesela özellikle şöyle bir örnek vereyim. Benim arkadaşımın çocuğu peynir yemez ve annesi özellikle ona peynir yedirmeye çalışır. Bir şekilde tostla yedirmeye çalışır, beyaz peynir yapar. Ne bileyim farklı bir şeylerin içine koyarak peyniri yedirmeye çalışır. Otlu peynir, tulum peynir, birçok peynir yedirmeye çalışır yani. Yesin diye. Zararlı, tehlikeli. Peki doğal yapılan peynirler? Artı bağışıklık sistemini çökertir peynir. Peki doğal yapılan peynirler hocam? Fark etmez. Ya evde yapılan süt, ekşimi sütten peynir yapılır fark mesela etmez. Çökerek. Amerika Birleşik Devletleri'nde McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü var. Evet. New York'ta. Bunların yapmış olduğu 3200 bayan üzerinde bir araştırma var. Bu araştırmada peynir, sucuk, salam, sosis gibi yağlı etler. Normal et değil. Yağlı et ve peynir yiyenlerin idrarında 1 aşırı oranda kalsiyum tespit edilmiştir. 2 asit tespit edilmiştir. Bu ne demek? Peynir yerseniz aşırı kalsiyum kaybı oluyor. Yani 100 gram peynir yediniz, 200 miligram kalsiyum aldınız, 500 miligram kalsiyum kaybı olur. Yani peynir yiyerek kalsiyum alıyorsunuz ama 3 katını atıyorsunuz. Çünkü asidoza sebep oluyor. Aldığından fazlasını atıyorsun. Hani derler ya, kaşıkla, kepçeyle vesaire, onun gibi. Yani zararlı, çok peki, çok kilo zararlı. Aldırır mı hocam? Yani ya, çok fazla peynir yiyen mesela. Peynir hastaları olan arkadaşlarım var. Bağışıklık sistemini çökertir, iltihapları azdırır. Kemikleri zayıflayan insanlar için ne yapmak gerekir? Evet. Kemiği zayıfladı, peynir yedi. Kemikleri cam kemik haline geldi. Peki hocam, şu an ben ciddi anlamda şoklar içerisindeyim ve sormak istiyorum. Peynir yemek mi? Ben peyniri severim ve her kahvaltıda da yerim özellikle peyniri. Hiçbir şekilde peynir yememeli miyiz? La ilahe illallah. Peyniri yemenin bir çeşidi yolu yok mu? Yani sevenler ne yapsın? Sevenler. Bir tarafta zararlı, bir tarafta da besin değeri olarak yenmesi gereken bir şey. Yani yiyor aşırı insanlar. İlaç kullananların bünyesi çok hassas olur. Ben 13 yaşından 26 yaşına kadar çok ilaç kullandığım için bünyem çok hassastı eskiden. Peynir yediğim zaman böyle kolumdan bir ağrı giriyordu yarım saat sonra. Ya nereden, niçin böyle bir ağrı oluşuyor diyordum ya. Neden acaba? Yediğim bir şeyden dokunuyordu ama neden? Anlayamıyordum. Evet. Çünkü sofrada 6-7 çeşit benim hanım böyle peynir koyuyordu. Evet. Peynirden oldu. Bütün her şeyi tek tek ayırdım. Ondan olmuyor, bundan olmuyor, şundan oluyor. Aa, peynirden olduğunu anladım. Benim burada bir lipom vardı. Lipom, yağ bezi. Bu yağ bezi normal diyelim ki bir mercimek kadar, peynir fazla yediğim zaman nohut kadar oluyor, büyüyordu, damarları, sinirleri sıkıştırıyordu. Oldukça ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor. Yağ bezi, yani peynir yağ bezini büyütür. Miyom, kist, nodül, tümörü azdırır. İltihapları azdırır. Çünkü karaciğer yağlanmasına sebep olur. Bağırsaklara zarar verir, iltihapları azdırır. Peynir iltihapları azdırır. Peki bunun çünkü kalsiyum azalıyor. Evet, klinik olarak bir araştırması var mı hocam peynirin? Amerika Birleşik Devletleri'nin McDougall Kadın Araştırmalar Enstitüsü 3200 kişi üzerinde deney yapmış. Deney.
Deney sonucunda peynir yiyenlerin kemiklerinin eridiğini tespit etmiş. Belge, bilgi var. Boş. Yani hangi peynir? Bütün peynir türleri mi? Her tür peynir. Evde yapılan sütten, ekşimiş sütten yapılan çakalekte de mi var hocam? La 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 la. Ama taktın kafayı. Bir daha o zaman bir iki örnek daha vereyim madem. Evet. Benim hanım, eski hanım, şimdi bu çok peynir diyor. Diye yapma, etme diyor. Eski hanım derken hocam. He, boşandım, yeni hanım. Eski hanım. Evet. Şimdi bir gün iş yerine düşüp bayılmış, hastaneye kaldırmışlar. Hastanede doktoru demiş ki, beyine ana arteri, şah damarı tıkanmış. %85 ana arter tıkanmış. Doktorlar demiş ki ya ameliyat edersek beyne pıhtı kaçar. İlaçla tedavi. İlaç kullandı, faydası olmadı. Dedi ki bana, herkes tedavi edin, beni tedavi etmiyor. Dedim ki buzdolabında iksir kullanmıyorsun, ne yapayım? Ya zorla mı içireyim? O zaman tamam içeyim dedi. İçti. 4 hafta içerisinde ana arteri, beyin ana arteri açıldı. Ameliyat olmaya gerek kalmadı. Sarımsaklı bir 4 hafta. Evet, benim bir yakınımda ismi, bu da çok peynir yiyordu. Bir gün ziyarete gittim. Kalıp şimdi batman diyoruz. Bizde 8 kilo bir batmandır. Şu kadar batman kilo işte şey peynir gönderin bana diyor. Köyü arıyor. Ya ne oluyor dedim. Şimdi biz kahvaltıya oturuyoruz. O hep peynir ekmek yiyor. Öğle yemeğine oturuyor. O peynir ekmek yiyor. Akşam yemeğine oturuyor. Peynir ekmek yiyor. Ne oluyor dedim. Küçüklüğümüzden beri peynir ekmek de büyümüşüz. Şimdi yani başkaları her şeyi yemek yiyor. O hanım, evin hanımı hep peynir ekmek. Dedim ki ne yapıyor bu? Doktor demiş, o da kafaya takmış. Doktor demiş ki, peynir ye, kemiklerin güçlensin falan filan. Evet. Kadıncağız kafaya takmış. Peynirden başka bir şey mi yiyor? Peynir ekmek. Dedim ki bak, vücudun, bağışıklık sistemin çökecek, kemiklerin eriyecek. Çok ağır hastalanacaksın sen bunu bırakmazsan dedim. Doktorum söyledi. Takmış kafaya. Allah Allah dedim ya, nasıl takıntı. İyi sen bilindin. Ben Almanya'ya döndüm. Bir ay sonra dedi ki, aradı beni. Abim aradı, dedi ki ya söylediğin oldu. Kadıncağızın midesinde problem çıktı. İyi dedim, daha çok şey çıkacak. Bekle. Aradan bir ay geçti, dediler ki onkolojiye kaldırdılar. Neden? Mide kanseri. Evet. Mide kanseri, sonra rahim kanseri, kemik kanseri. 3 ay hastanede kaldı, öldü. Bak 70 kilo gelen kadın 35 kiloya indi. Yavaş yavaş eridi, gitti, bitti. Hiçbir şey yapamadılar. Hastaneye gittim. Hastaneye dedim ki peynir yemesin. Sen bize karışamazsın dediler. Doktorlar bana onkolojide işimize karışamazsın dediler. Dedim bu peynir zaten bunu öldürüyor. İltihapları azdırıyor. Kemikleri eritiyor. Erimiş bitmiş. 35 kiloya düşmüş kadın. 70 kilodan. Evet. Sen karışamazsın dediler. Dedim ki gider bu gidişle. Yani ne oldu? Öldü gitti. Yani. Peynirin bizzat ben böyle şahit oldum. Bir kişi böyle yavaş yavaş öldürdü yani. Öldürür. Evet. Hocam ben sözün bittiği yerdeyim ve diyecek bir şey bulamıyorum. Peynir ben için. Bu peynirle ilgili yazıyı yazdım. 6-7 sene internette yayınlamadım. Bu adam neden böyle bir şey diyorlar der diye belge lazım. Belgeyi McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü 3200 bayan üzerinde yaptıktan sonra yayınladım. Tepki alırım diye yazmadım. Dedim ki belki yanlış mı yapıyorum acaba? Tamam ben biliyorum, gördüm. Ama klinik araştırması yok. Klinik araştırması olmadan, belge bilgi olmadan konuşmak yanlış. Evet. Belge olursa konuşurum. Ve burada peynirle ilgili yazı var. McDougall araştırmasının, klinik araştırmasının sonuçları var. Peynir 1666 peynirin hakkında bir şey söylediysek belgemiz. Belgesiz ya konuşmayız. Peynirin nasıl kemikleri erittiği hakkında, yan tesirler hakkında yazdım. Burada hepsi yazıyor. Burada McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırma burada yazıyor. Yani belge olmadan konuşmam. Belgeye göre. Belge var mı? Yazarım, çizerim. Belge yoksa yok. Evet hocam. Her şey belgeli. Gösterelim bir, izleyicilerimiz de görsünler. Sevgili yönetmenim ve kameraman arkadaşımdan rica edelim. Selim'cim. Buyur. Evet, peynirin
Aşağıda peynir. Biraz daha aşağıda. Asidoza sebep olur. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, bağışıklık sistemi çöker. Ödeme sebep kalsiyum olur. Kalsiyum kaybı olduğunu. Kemik erimesine sebep olur. Evet hocam. Kalsiyum, şurada kalsiyum oranı. Kalsiyum sağlamıştır. Kalsiyum oranı yavaş yavaş yok olur. Evet yani oldukça. Kalsiyum azaldıkça kemikler cam kemik olur. Bağışıklık sistemi çöker. Ödem oluşur. Damar sertliği oluşur. Damarlar çünkü kalsiyum içerisinde, damarların içerisindeki kalsiyum azaldıkça kalsiyumun yerine kolesterol devreye girer. Bu da kolesterol kalsiyumun görevini göremez. Damar sertliğini, yani kolesterol işte kalsiyum damarların elastik olmasını sağlar. Evet. Şimdi kalsiyumdan azalan damarların iç yüzeyinde kalsiyum azalırsa yerine kolesterol devreye girer. Kolesterol da yamalı bohça gibi yapar damarların iç yüzeyini. Damarları efendim, sertleştirir. Kalsiyum almak için ne yapmamız gerekiyor? Sağlıklı bir şekilde kalsiyum almamız için ne yapmamız gerekiyor? At kuyruğu otu, at kuyruğu otu. Evet. Kemikleri güçlendirir. Evet. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kolombiya eyaletinde klinik araştırması yapılmıştır. At kuyruğu otu %12 oranında silisyum içerir. Bağ dokusunu güçlendirir, kemikleri güçlendirir. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Peki süt hocam? Yani kalsiyumu almamıza sebep olan bir besin değeri de süttür. Sütten kalsiyumla faydalanabilir mi? Zararı var mıdır sütün? Hayır, alerjisi yoksa içilebilir. İçmek lazım. Evet, sütün alerji. Mide ağrısına da sebep oldu. Yani mide ağrısının tedavisinde de kullanılır. Alerjisi yoksa. Evet, süt alerjisi laktoz yoksa. Laktoz alerjisi yoksa. Şimdi keçi sütü? Alerjisi yoksa kullanabilir. Problem evet, yok. Alerjileri sütte yoksa. Problem yok. Alerjisi yoksa kullanabilir. Evet, sütün çeşitlerinin alerjisi yoğurdun olmadığı sürece yoğurdun her türünü yemek gerekiyor. Yoğurt faydalı. Yoğurtta evet, problem yok. Yoğurtta da problem. Şimdi at kuyruğu otu veya 40 kilit. 40 kilit forte diye biz bir formül geliştirdik. Hı hı. Birleşiminde 40 kilit otu ekstraktı, ısırgan otu, harpago yani şeytan pençesi kökü, ayrık kökü gibi 19 çeşit bitki ekstraktını oluşan 40 kilit forte. Evet. Kemik erimesine karşı, eklemlerdeki kireçlenmeye karşı, ödeme karşı, asidoza karşı vücudu temizler, arıtır. Kıkırdakları güçlendirir. Kemikler mesela zayıflayan kişinin yürüdüğü zaman ayakları böyle ses çıkar taktık. Bütün bunları yavaş yavaş düzene sokar. Evet. 40 kilit forte. Kemikler için dünyada en etkili bitkidir. 40 kilit forte. 40 kilit forte. Klinik araştırması var. At kuyruğu otu. Ya söyle diyorsak bir belgesi var. Evet. Belgesiz konuşmak yok. Burada güzel at kuyruğu otu. Şimdi evet, izleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. Değerli izleyenler, İbrahim Gökçek hocamıza ulaşmak istiyorsanız bitkiseltedavi.com adresinden ve doğaltedavi.com adresinden resmi internet sitesinden resmi internet sitesine girip bitkilerle ilgili bilgiler alabilirsiniz ve 0212 621 21 65 ve 66 telefon numaralarından da danışman telefon numaralarından da arayıp bilgi sahibi olabilirsiniz ve canlı yayın telefonlarına bağlanıp hocamıza sormak istediklerinizi sorabilirsiniz ve evet, burada Kolombiya sonuna doğru geliyoruz hocam. Kolombiya Üniversitesi at kuyruğu otuyla klinik araştırma yapmıştır. Bağ dokusunu güçlendirir. Evet. Ödemi atar, asidozu önler. Bağ dokusunu güçlendirir. Ödemi atar, evet, kemikleri güçlendirir. Klinik araştırması Kolombiya. At kuyruğu otu. Yani at kuyruğu 40 kilit. Otuyla. Biz onu halk arasındaki ismi genellikle 40 kilit olduğu için evet. 40 kilit forte diye kemikleri hı-hı güçlendiren, ödemi önleyen, asidozu önleyen, evet, bağ dokusunu temizleyen, arıtan dünyada en etkili bitkilerden biridir. Evet, özel hocam bir formül geliştirdik. Hocam son olarak programımızın sonuna doğru geliyoruz ve izleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. İbrahim Gökçek hocamız özür diliyorum. Salı, perşembe ve cumartesi günleri hafta içi ve hafta sonu cumartesi günleri bizlerle beraber olacak. Sormak istediklerinizi hafta içi arayıp hocamıza sorabilirsiniz. Ve